kıymetli hemşehrilerim, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğduğu günden başlayıp yaşadığı tüm ömründe toplumun en önemli yapı taşı olan insanı doğuran, büyüten, yetiştiren, vatan ve millet sevdasını insanın yüreğine nakşeden analarımızın, kadınlarımızın günü. Kimi zaman fiziksel, kimi zaman sözlü şiddete maruz kalan kadınlarımızın günü. Bazı kesimlerin hiçe saydığı bir davranışla ötekileştirilmeye çalışılan, buna rağmen hayattan kopmadan ailesini hayatta tutmaya çalışan kadınlarımızın günü. Yeri geldiğinde vatan müdafasında, evladım anasız kalır ama vatansız kalamaz diyerek düşmanla cenk eden, yeri geldiğinde ülkenin, milletin ve devletin menfaatlerini korumak adına yüreğini ortaya koyan kadınlarımızın günü. Bizler dünyayı değiştirmeyi, toplumu güzelleştirmeyi, insanı yetiştirmeyi hayatının her anına şiar edilmiş kadınlar olarak, bizleri hiçe sayanlara, bizleri görmezden gelenlere, bizleri hakaret etme pahasına saldırıda bulunanlara ve arkasını birilerine dayayanlara inat, arkamızı yiğitler yiğidi, analar anası, kurtuluş mücadelesinin simgesi, evinde bir ana, cephede bir kahraman olan Nene Hatun'a yaslıyor ve gücümüzü onun ferasetinden alıyoruz. Kadını toplumdan uzaklaştırma çabası içerisinde olanlara, bizleri ötekileştirmeye çalışanlara ve çıktığımız bu kutlu davada yolumuza basit ve ucuz engellerle taş koymaya çalışanlara hep birlikte haykırıyoruz. Elimizin hamuru ile evlatlık da yaparız, analık da yaparız, kardeşlik da yaparız. Vatan için, millet için en ön safta savaşırız, siyaset de yaparız. Bizim talip olduğumuz vazife kimsenin tek elinde ya da kimsenin hegemonyasında asla değildir. Biz bu aziz memleketin yönetimine talip olurken benimsediğimiz düşünce kimsenin kimseden üstün olmadığıdır. Vatandaşına tarafsız, eşit ve cinsiyet ayrımına girmeden yönetimdir. Unutulmasın ki birilerinin küçümsediği bu kadınlar bir vatan kurtardı ve bizlere emanet etti. Bu emaneti de kimsenin tek eline bırakacak değiliz. Bu memleket bizim. Bu aziz şehir kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimizi. Bu düşüncelerle başta bu vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, kıymetli annelerinin, değerli eşlerinin ellerinden ve yüreklerinden öpüyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Şu anda kabrinde bulunduğumuz kahraman Türk kadını Nene Hatun'u ve ahirete intikal etmiş tüm kadınlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz.